Stüdyomuzda Evrensel Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Sayın Fatih Polat var. Fatih merhabalar. Merhaba Gürkan. Evet, belki şöyle bir yerden başlayabiliriz. Yani kuşkusuz Renault işçisinin mücadelesinin nasıl başladığına ve aslında bu son döneme dair sürekli olarak işçi sınıfının mücadelesi deyince Renault diye de başlıyor olmamızın evet. da verdiği bir yani somut durumu da herhalde vurgulamak lazım. Ve herhalde Renault işçisinin bu anlamda Evrensel Gazetesi'nde amiral gemisi diye manşeti atmasını da kuşkusuz açacaksındır. Yani buna dair de bu saldırıya dair de vurgu yapacaksındır ama patron nereden güç alıyor? Yani biraz buradan yani çünkü biliyorsun sabah saatlerinde bir fabrikanın içine fabrikada çalışan işçiler giremiyor. A ve C vardiyası giremiyor. B vardiyasıyla buluşması engelleniyor. Ama içeriye polis çok rahat girebiliyor. Patron çok rahat bir şekilde polisten şey alabiliyor, güç alabiliyor, destek alabiliyor. Ya da Vali Birleşik Metalist Sendikası'nın görüşme talebine, işçiler bu denli eylem yaparken, polis saldırısıyla karşılaşmışken, örgütlü olmuş oldukları sendikanın görüşme talebine saat 5'te, 17'de yanıt vereceğine ve yarın için bir randevu verebileceği yönünde Bursa Valiliğinden bir açıklama yapılıyor. Nereden güç alıyor patron buna ilişkin? Bu işten atmalı saldırı ilişkin. Evet. Şimdi hatırlarsak AKP iktidarı bir işçilerin aynı sektörde iki ayrı sendikaya üye olabileceklerine dair bir mevzuat getirmişti. Ve bunu bir işçilerin desteğini almaya dönük olarak da propaganda etmişti aslında. Şimdi işçilerin kendi sendikal tercihleri karşısında yaşadıklarını görüyoruz burada. Ve tabii başka pek çok taleple birlikte. Ve burada tabii çok açık ki siyasal iktidarın desteğini arkasına alan bir şekilde hareket ediyor patron ve aslında Renault işçileri ve genel olarak aslında metal işçileri, otomotiv sektöründeki direniş, burası tabii sanayinin kalbi, geçtiğimiz yıl başlayan ve aslında 12 Eylül'den sonraki en güçlü gösteriler haline gelen direniş sürecinde ilk kez aslında polisin böyle bir müdahalesine tanık olmuş oluyoruz. Bu tabii beklendi aslında. Yani daha önce farklı fabrikalarda işten çıkarılmalar yapılarak, yerine başka işçiler alınarak orada kırılmasına dönük, yani verilmiş olan mücadelenin bir şekilde direnişin kırılmasına dönük bir süreç işledi ve işçilerin gözü sürekli Renault'da oldu. Renault çünkü gerçekten amiral fabrika, amiral gemisi diye işçilerin ifade etmesini hak eden bir yerde duruyordu. Ve şimdi patronların başlattığı saldırının toplam olarak aslında bütün işçi hareketini geriletmeye yönelik bir saldırı olduğunu da görmemiz gerekiyor. Çünkü Renault işçilerin direnişi kazanımla sonuçlandığında, nasıl ki daha geçtiğimiz yıl başladığında aslında Bursa'nın tamamına yayılan, ondan sonra Kocaeli ve Ankara gibi pek çok yere yayılan bir özellik gösterdiyse, şimdi de Renault'un ezilmesi patronlar açısından bir sınıf politikası olarak aslında toplam olarak işçi sınıfının bütün sermayeye karşı örgütlenme eğilimlerine mücadele etme, karşı koyma eğilimlerine de bir gözdağı anlamına gelecek. Dolayısıyla evet, böyle bir anlam var aslında. Peki şöyle bir yanı, yani o zaman şöyle bir şey diyebilir miyiz? Yani aslında ekzam talebiyle Renault'da başlayan, kuşkusuz Türkiye'nin geneline de yayılan ve daha da yayılma işaretleri de gösteren bu talep aslında asgari ücret artışıyla başladı. Asgari ücret artışıyla birlikte işçiler birçok yerde ekzam talep ettiler. Çünkü asgari ücret artışının ardından ya hem bir o yanı var, hem de şöyle bir yanı da söyleyebilmek doğru olur mu? Yani aslında işçilerin bir mücadelesinin birliğiyle kazanılmış bir asgari ücret artışı olmasının olmaması nedeniyle, yani hükümet anında o asgari ücrete yönelik yaptığı artışın daha fazlasını alabilmeye yönelik de çeşitli zamlarla karşıladı. Yani aslında bir sürekli olarak yapılan açıklamalar, işçilerin yaptığı açıklamalar, alım gücünün düştüğüne yönelik, reel olarak ücretlerin düştüğüne yönelik bir vurguydu. Yani bu artışın ardından şimdi patron açısından ek zam mı, az önce Fransa'dan da bağlandık. Renault işçisi arkadaşımız Ali Kaya'ya bağlandık. Ali Kaya'nın söylediği, verdiği bilgi bir senede, yani bu son bir senede Renault firmasının %48,1 karını artırdığı yönünde. Yani ek zam talebinin
zannediyorum işçiler tarafından gündeme getiren ek zam talebinin karşılanması çok da öyle zor, problemli bir durum değil. Yani ekonomik bir şey olmanın ötesinde işçilerin taleplerinin karşılanmamasıyla ilgili bir tutum mu takınıyor Renault patronu tabii buna ki, ilişkin? Tabii ki. Şimdi şöyle bir durum var. Renault deyince tabii bir sermaye imparatorluğundan, çok uluslu bir sermaye imparatorluğundan bahsediyoruz ve burada dediğin gibi aslında mali olmayı, ekonomik olmayı aşan bir şey var, bir sınıf politikası var. Ve bu fabrikalar tabii ki işçilerin aslında kazanımlarıyla, onların ürettikleri artı değerle büyümüş fabrikalar. Uluslararası düzeyde böyle, Türkiye'deki fabrikalar içinde, başka yerlerdeki fabrikalar açısında bu gerçek. Yani senin az önce verdiğin rakam da bunu gösteriyor. Ve işçiler çok haklı olarak diyorlar ki, yani asgari ücret almayan iş yerleri ve bu onların ücretlerine zaten yansımıyor. Asgari ücrete yapılan zam oranında zam istiyorlar. Ama onunla birlikte tabii ki sendikal demokrasi, sendikal tercihlerine saygı gösterilmesini istiyorlar. İşten atmaların durdurulması ve atılan arkadaşların geri alınmasını istiyorlar. Dolayısıyla bu aslında kazanımlarının korunmasına dönük bir mücadele işçiler açısından. Patronlar açısından da işçilerin bu kadar derli toplu olarak sermayeye karşı mevzi kazanmasının da önüne geçme mücadelesi. Çünkü bu burada işçiler kazanırsa bu diğer sektörleri de etkileyecek. MES açısından, iktidar açısından, genel sermaye politikaları açısından bunun zincirleme bir etkisi olacağını görebiliriz. Ve şunu da ifade etmek lazım. Aslında siyasal ve toplumsal ilişkiler sınıf politikaları tarafından belirlenir ve etkilenir. Bazen bir sınıf hareketi toplam başka pek çok şeyi ardı sıra etkiler. Bazen de uzun vadeli etkiler. Şimdi burada sermayeye karşı Renault işçilerinin diğer işçilerin de desteğini alarak, diğer sektör, bu bütün sektörlerdeki işçilerin aslında mücadelesidir aynı zamanda. Onların da desteğini alarak kazandığı durumda bu gerçekten bence ileride, yani bu eş zamanlı olarak bunun yaratacağı moral etki yine bir sınıf politikası olarak kendini gösteren, basın özgürlüğü konusunda da, yani basın özgürlüğünün olabildiğince daraltılması konusunda da, yani şu anda keyfi bir durum var. Türkiye'nin her yerinde, özellikle bölge illerinde, çatışmalı bölgelerde görev yapan meslektaşlarımızın uydurma gerekçelerle gözaltına alınması ve tutuklanma süreci işletiliyor. Ve şu anda yine Cumhuriyet Gazetesi'nin yayın yönetmeni Can Dündar ve Ankara temsilcisi Erdem Gül serbest bırakıldı ama yargılamaları devam ediyor. Tüm bunlar aslında sermaye politikalarının sermaye iktidarını pekiştirmek üzere daralttığı bir alandan bahsediyoruz. Dolayısıyla bunun karşısında bütün aslında özgürlüklerin de sermayeye karşı teminatı olabilecek yegane güç olan işçi sınıfının bir sınıf olarak kazanması, diğer tüm aslında özgürlükleri de dalga dalga etkileyebilecek bir özellik taşıyor. Ben bu son vurgularını açmanı isteyeceğim ama birazdan diyeyim. Tamam. Yani çünkü çok önemli olduğunu tabii ki ben de düşünüyorum. Ama belki şöyle bir yanıyla, yani tıpkı dünyadaki bütün işçi hareketini, işçi sınıfı tarihini yakından izleyen veya birazcık belki izleme şansı elde eden insanların bileceği gibi Türkiye işçi hareketinde de, yani işçilerin bütün mücadelesi kazanımla sonuçlansın veya devam eden bir mücadele olsun, patron sürekli olarak o mücadele içinde öne çıkan, öncüleşen, işçilerin fabrikalarda ya da hareketin önderi, önderleri olan, sözcüleri olan, öncü işçiler pozisyonuna gelen kesimine hep bir saldırı gerçekleştiriyor. Yani yakın tarihimiz açısından da, tek tek fabrikalar açısından da böyle, ya da dönemsel olarak geniş işçi hareketlerinde de hep bunlarla karşılaştık. Yani şimdi o yüzden belki TOFAŞ'a dair yapılan vurgu yakın zamanda, bu Türk Metal'den istifa süreci, Türk Metal'e yönelik tepkiler, 3 yıllık toplu sözleşme sürecine dair işçilerin göstermiş olduğu tepkilerin ardından, tıpkı olduğu gibi işçi sözcülerin işten atılmış olması gibi, Renault işçilerinin işten atılan arkadaşlarının işe geri alınması yönündeki taleplerinin belki öncü işçilerin korunması bakımının ne anlama geldiğine ilişkinde senden değerlendirmeleri alsak tüm bu mücadele. Tabii ki açısından. Yani dediklerin çok önemli. Şimdi aslında Bursa'daki fabrikalardaki öncü işçilerin tasfiye süreci yaşanmıştı. Türk Traktör'de, Ankara'da da aynısı oldu. Bu çok aslında bütün sınıf pratikleri geçmişte bunu gösteriyor. Yani dünyanın başka yerlerinde de işçileri etrafında birleştiren öncü işçilerin tasfiyesi
orada sermayenin iktidarının sömürüsünün yeniden tesisi bakımından yegane yöntem. Dolayısıyla bu açıdan da böyle bir süreç var ve bu da tabii işçi ve emekçiler açısından, işçi sınıf açısından önderlerine sahip çıkmanın ne kadar önemli olduğunu da gösteriyor aslında. Bu çok önemli bir görev ve sorumluluk. Dolayısıyla şimdi onun etrafında aslında yani oradaki diyelim bu Renault açısından da geçerli. Yarın hareket halindeki başka fabrikalar için de bunu söyleyebiliriz. Öncü örgütleyici, birleştirici işlerin savunulması, oradaki direnişin kazanımla sonuçlanması bakımından da tabii son derece kritik bir önem taşıyor. Bir de şöyle bir yanına ne dersin? Yani aslında işçilerin biriktirmesiyle ilgili de önemli bir yanına işaret ediyor galiba, değil mi? Böyle bir yanını da atlamadan ekleyeyim. Yani biraz sadece Renault işçisinin bir sorunu olmadığı, sadece Renault işçisinin işte ek zam talebi karşısında sürdürmüş olduğu mücadelenin işte patron tarafından bir cevap niteliğinde işten atmayla karşılık bulmasına karşı Renault işçisinin direnişi olmadığını aslında işçi sınıfı Türkiye genelinde çok hızlı bir şekilde zannediyorum. Deneyimlerinden de herhalde hareketle bunun farkında. Biz de tabii ki bunun yayılmasını zannediyorum. İsteriz. Yani çünkü işçilerin bu anlamda birliğinin ne anlama geldiğini de belki bu yanıyla konuşmamız lazım. Yani şimdi az önce başlarken de yani patronun güç aldığı yerler, patronun işçilere, Renault işçisine saldırısı ve işten atmayla göze alabileceği bir gücü bulduğu yerler bakımından işçinin de güç alacağı yerler olması lazım galiba. Tabii değil ki. Mi? Buna ilişkin Renault işçisi ve kuşkusuz harekete geçmiş diğer işçi grupları açısından da neler söyleyebiliriz? Burada tabii ki şu önemli. Bütün aslında burada özellikle Birleşik Metal İş'in tavrı, hani işçilerin Türk Metal'e karşı ortaya koydukları tavır başından beri, buna karşı sendikal tercihleri, Birleşik Metal İş'e dair sendikal tercihlerinden sonra yaşadıkları dikkate alındığında, sendikanın Birleşik Metal İş'in işçilerin talepleri ve mücadele eğilimlerinin dikkate alan, buna uygun bir pozisyon alan bir sorumlulukla davranmasını gösteriyor. Böyle bir sorumluluk yüklüyor. Bu Birleşik Metal İş'in örgütlü olduğu bütün aslında iş yerlerinde bir danışmanın örgütlenmesi ihtiyacını da açığa çıkartır tabii. Onunla birlikte tabii ki Birleşik Metal İş'in üye olduğu konfederasyon açısından da tabii ki bu yapıların bütün hani bürokratik tavrını da bilerek söylüyorum ama yüklediği sorumluluk açısından. Diğer taraftan da işçi ve emekçi mücadelesini dahi kendinde sorumluluk gören herkese bir sorumluluk yükler bu. Bize mesela yükler. Yani biz işçi sınıfı yayıncılığı yapmaya çalışıyoruz gazete olarak. Zaten Hayat Televizyonu sabahtan beri aslında işçilerin de iltifatına mazhar olacak bir canlı yayınla çok önemli bir iş yapıyor. Biz de Evrensel Gazetesi olarak onların bu mücadelesini manşete taşıyıp onların gerek haberlerle gerek işçi mektuplarıyla sesi soluğu olmaya çalışıyoruz ve onun dışında tabii ki sınıfın partisine sorumluluk yükler. Yani sınıfın taleplerinin mücadelesinin birleştirilmesi bakımından bir sorumluluk yükler. Emek Partisi'ni tabii kastederek ifade etmiş oluyorum bunu. Onun dışında tabii ki başka güçler, kendisini burada sorumlu gören, yani sınıf yaptığı politika ile sınıf arasında doğrudan bir ilişki olduğunu söyleyen bütün hani sosyalist güçler açısından da tabii bir şey yükler, yayınlar açısından da yükler, bütün işçi ve emekçiler açısından tabii yükler. Yani burada çünkü bu bütün sektörlerdeki işçilerin bir mücadelesi aynı zamanda. Yani onların öncü gücü olarak görüyoruz burada Renault işçilerini. Burada Renault işçileri şöyle bir deneyim de kazanıyorlar. Örneğin polis daha önceki direnişlerinde bu düzeyde karşılarına çıkmamıştı. Ama şimdi polisin gazıyla, saldırısıyla tanıştılar, yüz yüze geldiler ve yani çok sayıda işçinin de gözaltına alındığı haberi var. Burada polis neden sermayeden yana tavır alır da işçinin karşısına dikilir? Şimdi örneğin canlı bağlantılarda bir işçi diyor ki, yani ben Hayat Televizyonu'nda izledim. Ya biz diyor hükümete karşı tek bir slogan atmadık diyor mesela. Ama diyor işte bize böyle saldırılıyor. Şimdi o zaman tabii ki şimdi bu polisle hükümet politikaları arasında, hükümetle patronlar arasında nasıl bir ilişki olduğu, hangi politikaların onları birleştirdiği, neden onların son derece işçi ve emekçilerin haklı talepleri karşısında onların yanında değil de onları sömüren ve işten atan patronlar karşısında
tutum aldığına dair bir tartışmanın da Renault işçileri arasında ve ona destek veren bütün işçiler arasında da sorgulanacağını düşünüyorum. Burada tabii ki AKP'ye oy vermiş çok sayıda işçi var. Çok da doğal bu. Onlar açısından da aslında bir sorgulama sürecinde derinleştirici bir etki yaratacaktır bu süreç. Belki ikili bir değerlendirme isteyeceğim. Birisi Cerattepe'de sürdürülen, birkaç örnek vererek, Cerattepe'de sürdürülen altın madenine karşı mücadelede de polis ve jandarma saldırısıyla karşılaşıldı. Zannediyorum valinin istifasını isteyecek kadar valinin bu anlamda altın madeni şirketinden yana tavır aldığını da düşünüyor Artvinliler. Hı hı. Ya da bölge illerinde iki seçim arası başlayan sürecin devam etmesiyle birlikte birçok yer abluka altına alındı. Birçok ilçe abluka altına alındı. Birçok ilçede yüzlerce sivil katledildi bugüne kadar. Çatışmalar sürüyor. Bu anlamda birçok çaba devam etti. Askerler hayatını kaybetti, polisler hayatını kaybetti, siviller hayatını kaybetti. Ya da milis Kürt güçleri denilen Kürtler hayatını kaybetti. Şimdi burada ya bu Renault işçilerine saldırıyla bahsettiğim yerdeki iki ayrı yer, iki konu başlığındaki saldırıların arasında bir bağlantı olduğunu düşünüyor musun politika anlamında? Tabii ki, evet düşünüyorum. Yani birincisi bu olsun, ikincisine de birazdan belki bunun yanıtı bu, üzerine çekelim. Düşünüyorum ve şöyle tabii ki Türkiye'de çevre mücadelesi bir yaşam alanı mücadelesi ve bir halk hareketi mücadelesi haline geldi. Yani Bergama'dan beri aslında belli başlı çevre örgütlerinin mücadelesi olmaktan çıkmıştır Türkiye'de çevre mücadelesi. Gerçekten dünyanın belki başka ülkelerinde de örnek olabilecek özellikler gösteriyor. Yani Artvin'deki süreçte böyle şu anda. Ve onlara karşı dediğin gibi işte patronla hükümet arasındaki, polis arasındaki ilişki, yani yaşam alanlarını savunan Artvinlilerin, Cerattepe'lilerin karşılarında gördüğü bu sınıf politikasıyla bugün şimdi Renault işçilerin karşılarında gördüğü sınıf politikası aynı. Keza bölgede çatışmasızlık hakimken, Kürt sorununun silahsız çözüm imkanları tartışılırken, burada hükümetin samimi olup olmamasından öte tartışılırken, yeniden bir çatışma sürecine giriliyor olması da yine aynı politikaların bir sonucu. Yani bugün bir bölgede barış isteyen bir Kürt emekçiyle işe ekmeği için mücadele eden Renault işçisi, örgütlenme özgürlüğü için mücadele eden, inisiyatifinin tanınmasını isteyen, sendikal tercihlerinin tanınmasını isteyen Renault işçisinin talepleri kesişiyor. Aslında birbirini besliyor. Geçmişte şöyle süreçler yaşandı. Hafızam beni yanıltmıyorsa SEKA işçileriyle Adıyaman tütün işçileri birbiriyle mücadele, aynı mücadele alanında selamlaştılar. Birbirlerine mektuplarla dayanışma mesajları gönderdiler. Zannediyorum burada Evrensel Gazetesi'nde tabii biz bunları yayınlandırdı herhalde. Evet, bu tabii sınıfın ağzı. Rahatlıkla söyleyebiliriz. Tabii ki. Şimdi de aslında mücadele içinde işçiler daha da aslında bir adım ileriye doğru sıçradıkça Türkiye'de aslında ekmekle, özgürlükle, barış arasındaki ilişkilerin nasıl aslında birbirini desteklediğini ve yine Renault işçisine saldırı politikasıyla savaş tercihi arasındaki insanların sürekli ölümüne yol açan, bir sorunu çözmekten öte sürekli ölümüne yol açan politikaların, Cerattepe'de yine patronun arkasında duran, polisi halkının üzerine salan politikaların nasıl birbirinden beslendiğini ve birbirine desteklediğini, yani aynı zincirin halkaları olduğunu bence Renault işçileri de bir kısmı zaten görüyordur ama bir kısmı da bunu bence daha evet kavrayacaklar. Ya bazı sözcükler farklı örnekler açısından belki bir yerde kesişiyor yine. Mesela abluka sözcüğü. Evet. Yani bir kentin abluka altına alınması, mahallelerin abluka altına alınarak elektriklerinin kesilmesi, suyun kesilmesi, gıda ihtiyaçlarının karşılanmaması için ellerinden gelenin belki de güvenlik güçlerince yapılmış olması. Yani karşımıza örneğin Bursa'da Renault işçilerinde bugün yine
su ihtiyaçlarının, ekmek tabii, ihtiyaçlarının karşılanmaması. Değil tabii, mi? Tabii. Bu böyle. İfade ettikleri taleplerden biri o. İşçilerin tabii ki. Söylediği ya da yine tuvalet ihtiyaçlarının mesela karşılanmasının tabii engellenmesi. Az önce sendikacılar da yaptıkları konuşmalarda ifade ediyorlardı. Bu tabii ki tam söylediğin gibi hükümetin yani halkları nasıl kuşattığını, yani bir, nasıl zapturapt altına aldığını, nasıl işte sömürü politikalarının pekişmesi için, sermayenin çıkarları için hareket ettiğini gösteren bir şey. Dolayısıyla yani bunların da zamanla mücadele halinde daha bir şekilde, daha işçiler için daha görünür hale geleceğini görebiliriz. Geçmişte de böyle oldu bu pek çok işçi hareketi açısından. Ve tekel işçilerin direnişine örneğin düşünelim. Orada farklı farklı kesimlerden, ülkenin farklı yerlerinden işçiler, Kürt işçiyle Türk işçinin diyelim birlikte direniş çadırlarında yan yana geldiği, birlikte halaylar çekip türküler söylediği bir süreç yaşandı. Ve burada tabii ki öncelikle Renault işçisi kendi önündeki gündemler etrafında bir mücadele yapacaktır. Bu da doğaldır. Tabii. Ve bazı tepkilerini de o açıdan, ifadelerini de o açıdan anlamak gerekir. Bunlar dolayısıyla o mücadele güçlendikçe bu başka mücadele biçimlerinde bence önünü açacaktır. Son olarak o yanına da dönmek istiyorum. Belki yine şöyle bir örneğe ilişkin ne dersin? Yani başladığımız yer bakımından da. Yani işçi çalıştığı fabrikaya giremiyor. Polis engelliyor. Yıllardır orada çalışıyor. Ya da Cerat Tepeli, Artvinli, Cerat Tepe'ye yaşadığı, hayatını sürdürdüğü, doğduğu, büyüdüğü yerin kirletilmesine karşı çıkması engelleniyor, saldırıyla karşılaşıyor. Yine belki de insanlar büyüdükleri, doğdukları, atalarının toprakları olan yerlerde, ekmek pişirdikleri, çocukların sokaklarında oynadıkları yerlerde evlerinde katlediyorlar yine bölge açısından. Bu anlamıyla ilginç bir şey, kuşkusuz cevaplarını verdiğimiz anlamda ilginç olmaktan çıkan bir politikayla karşı karşıya olduğumuzu söylemek istiyorum. Ve şu soru, şuna ilişkin bir yorum almak istiyorum. Yani Evrensel Gazetesi'ni yakından takip eden birçok insan şunu görebilir. Yani bir süredir Türkiye'nin birçok yerinde işçilerde bir şey var, hareketlenme var. Birçok yerde işçiler irili ufaklı eylemler düzenliyorlar ve kendi birliklerini kurmak üzere harekete geçiyorlar. Ve bunun yayılması yönünde de çeşitli emareler var. Belki şöyle bir yanı, yani sen aralarda kuşkusuz vurguladın ama Türkiye'nin bir de bir siyasi atmosferi var. Yani Türkiye'de bir politika tarzı var, hükümetin ısrarla sürdürmüş olduğu. Hiç Suriye'yi konuşmadık mesela. Suriye politikası var örneğin. Yani tüm bunlar karşısında Renault işçisinin de, Türkiye genelinde işçilerin hareketleniyor olmasının da bir anlamı olmalı. Ya da bu anlamda nasıl bir yere oturuyor, buna ilişkin ne değerlendirirsin? Şimdi tabii ki bu aslında hükümet ve hükümetin temsil ettiği sınıf politikalarını desteklediği ve desteklendiği, tamamladığı sınıf politikalarına karşı bir isyandır aynı zamanda. Bir patlamadır. Çünkü MES'le, Türk Metal'le çöreklenmiş olan sömürü düzeni gerçekten az önce senin de söylediğin gibi otomotiv sektöründe patronların devasa karlar yapmasına yol açarken işçilerin de uzun yıllarını sektöre vermiş, hayatını vermiş işçilerin de çoluk çocuklarını geçindiremeyecek bir ücrete mahkum olmaları anlamına geliyordu. Ve buna bir tepkidir, bir patlamadır aslında. Başka yerlerdeki süreçler de aslında Cerattepe'deki de farklı açıdan yine benzer bir şey patlamadır. Bunu bölge illerinde de farklı açılardan bir patlama olarak yorumlamak mümkün. Dolayısıyla bu Renault işçilerinin kazanması demek Türkiye'deki farklı sektörlerdeki bütün işçilerin de aslında bir özgüven olarak, bir sermayeye karşı mücadele edersek kazanırız duygusunu da güçlendirecektir. Geçmişte de bunun örnekleri görülmüştür. Bu dediğim gibi başka, yani işçilerin kazandığı, mücadele ederek kazandığı bir Türkiye, barışın da kazanacağı bir Türkiye'nin yolunu açar. Basın özgürlüğünün de kazanacağı, örgütlenme ifade özgürlüğünün de kazanacağı bir Türkiye'nin önünü açar. Bugün işçilerin talepleri arasında belki o düzeydeki taleplerin yer almıyor oluşu,
onların taleplerinin salt ekonomik talepler gibi algılanmamasına da yol açmamalıdır. Bugün öyle görülebilir. Yani bakıldığında bir belki ekzam gibi bir talep vardır ama onun yanında kendi sendikal örgütlenme tercihi bakımından da bir talep vardır. Yani örgütlenmeyle ilgili de bir talep vardır. Yani zannediyorum sadece ekonomik bir talep ki. Olsa orada patronun herhalde bunu böyle görmediğini bile görüyor. Tabii ki. Şimdi dolayısıyla bu bakıldığında pek çok şeyin de önünü açacaktır. Yani buradaki bir kazanım, bir örgütlenme tercihi özgürlüğü bakımından yeni bir sendikal anlayışın inşa edilmesindeki temel belirleyen olarak işçi sınıfının inisiyatifi bakımından bir ümidi, umudu Türkiye'nin dört tarafına bence yayacaktır. Zaten geçtiğimiz yılki mücadelede bunu göstermiştir ve arada da irili ufaklı bazıları kazanımla sonuçlanan mücadeleler de olmuştur. Dolayısıyla yani gözümüz gibi bakmamız gerekiyor Renault işçilerin direnişine. Yani Türkiye'nin sermaye düzeninin ne anlama geldiğini işte Cerattepe'de görüyoruz. Renault işçisine saldırıda görüyoruz. Yahut da bölgede başka açıdan görüyoruz. Savaş politikası olarak, savaş tekellerinin desteklenmesi olarak görüyoruz aslında. Ama silah tekellerinin desteklenmesi olarak görüyoruz. Ama Renault işçilerin kazanması da bütün bunlara karşı aslında emeğin dünyası, içinde demokrasinin olduğu, özgürlüğün olduğu, barışın olduğu emeğin dünyasının kazanmasının da önünün açılması anlamına gelecek. Evet, belki son vurgu açısından şimdi patron işçilerin kazanmaması için ki zaten işçilerin bu arada işten çıkarılmalarının gerekçesi 90 küsür evet, tane 94. değil mi? 94 tane aracın eksik çıkması yani zarar. Evet. ettirilmesi. Ama patron işçilerin taleplerini karşılamak yerine ve işçilerin şalteri indirdiği gerçeğini de belki ters yüz etmek adına 3 günlük biliyorsun şey verdi. İzin. Tabii burada verdi, tabii izin verdiğini söyledi. Yani biraz bu anlamda da bir ters yüz etme şimdi çabası var. Oraları hep işçilerle, deneyimsiz işçilerle zaman içinde mücadeleci potansiyeli eriterek yapısını değiştirmek isteyecekler. Yani aslında Renault'da böyle bir süreç. Bütün metal şeyinde, otomotiv sektöründe de direnişin yaşandığı yerlerde olduğu gibi. Ama burada tabii işçi sınıfının şimdi gerçekten amiral gemisi olarak ifade edilmeyi hak ettiğini şu ana kadar gösteren, şu anki üretimi durdurma yeteneğiyle de gösteren Renault işçisinin burada ben önemli bir uyanıklık göstereceğini de düşünüyorum açıkçası. Son var mıdır vurgun? Nasıl kazanacak Renault işçisi? Yani burada TOFAŞ işçileri, bugün desteğe giden TOFAŞ işçileri şunu söylüyordu. İşte biz yaşadıklarımızdan şunu söyleyebiliriz ki birlikte hareket edip birliklerini bozmasınlar kazanmak için diye. Dolayısıyla ve bugün onlar da desteğe gittiler. Dolayısıyla bu önemli. Ortak örgütlü mücadele etmek önemli ve bütün farklı sektörlerdeki işçi ve emekçilerin de bir ziyaret olmayı aşarak, genelde bu yanı var, bu da kötü değil, gidip orada destek olmak gibi ama asıl olanın bulunan yerlerde, farklı sektörlerde, hatta farklı ülkelerde diyelim, yani Renault'un örgütlü olduğu Fransa'da örneğin faaliyette olduğu, şu ya da bu kadar diyelim, iş durduma çeşitli destek ve eylem biçimleriyle Renault işçilerini bir sınıf olarak da güçlendiren bir desteğe ihtiyaç var. Böyle olursa Renault kazanır ve bütün sınıf kazanır diye düşünüyorum. Evet, Fatih çok teşekkür ederim tüm bu değerlendirmeler için. Evet, burada noktalıyoruz yayınımızı. Daha doğrusu virgül koyalım diyelim. Gelişmelerle karşınızda olmaya devam edeceğiz diyelim. Şimdilik hoşça kalın.